15 yaşındaki Ayfer 99. saatte, kardeşi 13 yaşındaki Fatma ise 101. saatte enkazdan arka arkaya çıkarıldı. İtfaiyeciler iki kardeşe ulaşmak için çok uzun bir koridor açmak zorunda kaldı. Tam 10 saat sürdü. İşte o sırada Ayfer ekiplerden bir şarkı istedi. Hayata açılan koridorda Zeynep Bastık'ın Gül Beyaz Gül şarkısı yankılandı. Bastık benle. Zeynep Bastık. Gül Beyaz. Gül Beyaz. Açalım müdürüm. Çok derin bir koridor açıldı. Bir ucunda Ayfer ve Fatma, bir ucunda itfaiyeciler. Çekiç ve matkap seslerine müzik karıştı. Hepsi hayat buldu. Ayfer. Ayfer. Dondurma yiyeceğiz mi Ayfer? Hadi daha çok güçlüsün Ayfer sen hadi. Ayfer bir şey kalmadı bak. Antalya itfaiyesi ekipleri Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki bu enkazda sismik dinlemeyle hayat belirtisi aldıkları an harekete geçtiler. Ancak o sinyal çok dipten geliyordu. İğneyle kuyu kazar gibi o uzun yaşam koridorunu açtılar. Tam 10 saat sürdü. İlk Ayfer'in sesi duyuldu. Sakin abi, sakin. Ayfer 15, kardeşi Fatma 13 yaşındaydı. İtfaiyeciler konuşarak bilinçlerini açık tutmaya çalıştılar. İşte Ayfer'den o sırada geldi şarkı isteği. Zeynep Bastık benle. Zeynep Bastık. Gül Beyaz. Gül Beyaz. Ayfer için Zeynep Bastık ben Gül Beyaz. Açalım müdürüm. 95 olsun. Tıpkı şarkıdaki gibi solmadan çıkardılar onu. Bir gül gibi açtı yeniden. Ayfer, benim derin nefes alıyorsun. Sen de istedin. Derin nefes alıyorsun. Tamam mı bebeğim? Ekipler Ayfer'den 2 saat sonra da kardeşi Fatma'yı sağ salim çıkardılar aynı çukurdan. İkisi de sağlık ekiplerine teslim edildi. Hocam. Zeynep Bastık'ın bu haber üzerine bir paylaşımı oldu. Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini ve yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le. O şarkı, konser ne isterse. Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum. Tweetini attı Zeynep Bastık bu haberi. İzledikten, bu görüntüleri izledikten sonra.